ben size itfaiyecimizi tanıtacağım. O arada sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. 250 kişinin bir anda oraya girmesi sakıncalı, ortam da sakıncalı. O yüzden toplanma alanınız bundan sonra açık alanlar olacak. Yani bu taraf olacak. Açık alan ve kapılara... Kapılara ve binadan uzak yerlerde olacaksınız. Deprem olduğu zaman binanın çökme ihtimali var. Yerlerde de aşırı bir ısı var. Patlamalar olabilir, camlar patlayabilir, zarar verebilir size. O yüzden binadan açık ve uzak alanda olacaksınız. Bundan sonra basket sahası toplanma alanınız değil. Arkadaşlar şimdi yüzünüz arabaya veriyoruz. Şu şekilde lütfen konuşalım. Bu aracımızın ismi çok amaçlı müdahale aracı. Yani bunun içinde trafik kazalarına giden malzemelerimiz var. Yangında kullandığımız malzemeler var. Kurtarma malzemeleri var. Kurtarma dediğimiz mesela bir çukura birini düşüyor. Haberlerde izliyorsunuz. Bina çöktü, adam hendeğe düştü falan gibi. Onlar da bu malzemeler. Yani çok amaçlı. Birden fazla. Sadece yangın amaç değil. Bu araçta 4 tane personel var. Bir aracı kullanan şoför. İkinci ön tarafta oturan vardiya amiri. Arkada da 2 tane müdahaleci arkadaş var. Yani bu araç 4 kişiden oluşuyor. İşe geldiğimiz zaman oldu ki bir ihbar vurdu. Haber merkezi. Haber merkezi numarasını bilen var mı? Bilmeyen. Kaçı arıyoruz? Eskiden 110'du şu anda. Arkadaşlarım dediği gibi birleşti. 112 oldu Kocaeli için. 112 çevirdiğiniz zaman ortak santral çıkar. Santral çıktığı zaman yaşamış olduğunuz olay ne yaşıyorsunuz, ne gördüyseniz doğru bilgi vermek zorundasınız. Ki biz de bir an önce olay yerine gidip bir an önce ihtiyacı olan vatandaşlara müdahale edelim. Arkadaşlar biz bunsuz yangına giremeyiz. Biz de insanız. Bunu takıyoruz. Bunu bununla birleştiriyoruz. Ne tek başına bu bir işaret, ne tek başına bu bir işaret. Bu ikisi bir kardeş, bütün yani. Gördüğünüz normalde bütün ama bütün plaslarda kullanılan oksijen tüpüdür. Bizimkisi bildiğimiz bu soluduğumuz azot oranı %78 olan, oksijen olan %21 olan havanın ta kendisi. Sıkıştırılmış bu tüp içinde. 300 bar hava var içinde. Arkadaşlar biz kuru kimyevi toz diyoruz buna kendi dilimizde. Ama yangın söndürücü diye geçiyor. Her bir kuru kimyevi tozun içinde yangın sınıfları A, B, C, D ve F diye ayrılıyor. Önceden E vardı. E'yi kaldırdılar. Elektrik yangınları diye. Elektrik yangınlarını da katı madde yangınlarına çevirdiler. Elektriği kestiğimizden itibaren kablolar katı olduğu için, elektrik iletilmediği için öyle bir karar aldılar. Onu da A sınıfına dayandırdılar. A sınıfı yangınlarımız katı madde yangınları. Katı madde yangınlarınız ne? Ağaç, tahta, koltuk, yani bildiğiniz, gördüğünüz her şey A sınıf yangınlara girer. Bununla söndürebiliriz. Suyla söndürebiliriz. Köpükle söndürebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? B sınıfı yangınlarımız sıvı madde yangınlar. Petrol türevi yangınlar. Tamam mı arkadaşlar? Neyle müdahale edebiliyoruz? Bununla müdahale edebiliyoruz. Nasıl göreceksiniz? Nasıl anlayacaksınız? Her bir yangın söndürücünün üstünde etiketler vardır arkadaşlar. Bakın. A, B, C yazar. Sizin için önemli arkadaşlar. Herkes görüyor mu bunu? Evet. İllaki ve illaki hayatınız boyunca kullanacaksınız. Şoför olacaksınız, araba kullanacaksınız, kendi arabanızı söndüreceksiniz. Otobanda gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz yan tarafınızda sağ tarafa çekmiş dumanlar çıkan bir araba var. Bilinçli bir vatandaş olarak, bay ya da bayan, benim yangın söndürücüm var. Geçen gün manometresine de baktım, içindeki azot kaçmamış, 18 barda duruyor. Ben yardım edeyim, hemen ineyim, motorunu söndüreyim. Kaç olunca yapabiliyoruz? Bak. Anlatacağım. Tamam mı? Bütün yangın söndürücüler hepsi aynı değil. Ama kamu hastaneleri, özel hastaneler de dahil, kamu demeyeyim. Hastaneler, okullar, bilinen bütün büyük yerleşim yerlerinde, binalarda ABC tipi dediğimiz 3 yangına da katı, sıvı ve gaz yangınlarına da müdahale edilen yangın söndürücüler. Araç yanıyor. Mutfak yanıyor. Yapacağınız tek şey kapalı alanlarda rüzgar önemli değildir. Açık alanlarda rüzgar
arkanıza alacaksınız. Rüzgar önünüze alırsanız alev sizin üstünüze gelir. Açık alanlarda rüzgar arkanızı alarak süpürür vaziyette. Bakın arkamı dönüyorum, özür dilerim. Araç yanıyor diye. Süpürür vaziyette. Yanma olduğu zaman alev her daim yukarı çıkar. Isınan hava her zaman yükselir arkadaşlar. Alev yukarıda. Bizim vatandaşlarımız diyor ki, ya bir tüple bir aracı söndüremedik. Mübarek sen maddeye değil, yanan maddeye değil, aleve sıkıyorsun. Aleve sıkılmayacak arkadaşlar. Madde bu. Bu yanıyor. Buraya yanıyor. Süpürür vaziyette. Buradan itibaren tetiğe basarak taşıma kolu tetik. Tetiğe basarak müdahale ediyoruz. Anlamıyla tetiğe tam dibine kadar bastığımızda 20 ila 30 saniye arasında bu biter. Ama siz bir arabanın tamamını söndürürsünüz. Bir odanın tamamını söndürürsünüz. Bir oda, küçücük kanepenin bir üstü. Hiç kimse, ya sigara güzel bir şey değil. Sigara unuttu, aklıma öyle geldi. Kanepenin üstüne sigara unutuldu. Velileriniz, o şu bu, hiç fark etmez. Sigara unuttunuz arkadaşlar. Gördünüz, kanepenin sadece bir avuç yeri yanıyor. Alevden korktunuz, kaçtınız. Kaçmayın arkadaşlar. Sadece ve sadece küçücük bir kovayla o yangını söndürebilirsiniz. Yangın bile değil, alev. 3 dakika içinde o kanepenin bulunduğu oda tamamen yanar arkadaşlar. Siz o alevi korkup da kaçtınız ya. 3 dakika içinde odanın tamamı, yürüyebileceği mesafe varsa antrede, yani yangının hızı falan hepsi değişir. Yangın yüküne göre değişir mi? Yangının yüküsü. 10 dakika içinde de evin tamamı yanar arkadaşlar. O yüzden ufak bir yangında, ufak bir alevde kesinlikle korkmayın. Ha, kendinizi tehlikeye atmayın. Size bir soru. Petrol türevi yangınlarında su kullanılabiliyor mu? Hayır. Neden? Niye? Sebep? Onun bir sebebi var. Arkadaşlar, arkadaşınız doğru cevapladı. İşte sınavda bunu... Petrol türevinde bazı maddeler vardır ki su onların üstünde durur. Ama çoğu zaman benzin olsun, mazot olsun, su sıktığımız zaman daha fazla yayarız. Daha fazla yaymamızın sebebi de şu. Su her zaman petrol türevi ürünlerin altına gider. Yani yine yanma yukarıda gerçekleşir. O yüzden biz petrol türevi yangınlarına kesinlikle ve kesinlikle köpükle müdahale ediyoruz arkadaşlar.